Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında dik üçgen konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani özel açılı üçgenlerin ikincisinde kalmıştık. Daha doğrusu özel açılı üçgenlere devam ediyoruz. Ve böylelikle dik üçgen konusunu burada bitiriyoruz. Evet kitabımızda nerede kaldık şöyle bir bakalım. Sayfa numarası 42, 43 ve 44'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek 29'da kalmıştık. Birinci şekilde her iki uzunluğu da 6 metre olan yere paralel konumlu bariyer verilmiş ve aralarında da 2 metre mesafe verilmiş. Bu bariyerlerden sağ taraftaki 45 derece sol taraftaki de 60 derece açılmış. A ile B noktalarının zemine olan uzakları, uzakları arasındaki fark kaç metredir diye soruluyor bize. Hmm. Zemin olan uzakları arasındaki fark. Şimdi arkadaşlar şurası 6 birim değil mi? Evet. Buradan o zaman zemine paraleldi ya. Hop şuradan dik çizersem 60'ın mantığını kullanmak için. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? Şimdi 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. 90'dan 30'a geçiş de yarısıdır. 3 burası 3 kök 3 oldu. Evet. Burada da aynı şeyi yapalım. Şu mesafede 6 birim değil miydi? Evet. Burada da 45 45 90 üçgen çıktı. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 katsa hipotenüsten dik kenara geçiş kök 2'ye bölünmüş hali. Kök 2'ye çarparsam 3 kö... 3 kök kim yapar? 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 yapar. Evet burası da 3 kök 2 yaptı. Şimdi benden A ve B'nin zemin olan uzakları arasındaki fark isteniyor. E zaten burası A e burası da A. Şimdi bir tanesi de zemin olan uzaklığı A artı 3 kök 3. Diğerine A artı 3 kök 2. E bunları çıkartacağız A parantezle çıkartalım. A artı 3 kök 3 eksi A eksi 3 kök 2 yaptı. A'lar ay oldu. Cevap da 3 kök 3 eksi 3 kök 2 eşit. Olur mu? Olur. Yani cevap 3 kök 3 eksi 3 kök 2 yaptı. Özel açı mantığını kullandıran Bir soruydu sadece. Evet geldik 30'a. Şimdi açılar verilmiş burada. E ile B noktaları arasındaki uzaklık isteniyor bizden. E ile B noktaları arasındaki uzaklık. Peki ben şimdi verilen bilgileri kullanacağım. Arkadaş şu 60'ı kullanmak için ne yaparız? Hop şuradan bir 90 derece çizeriz. 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşı başlangıç noktasıydı. 90'ın karşı 4 köküsü 30'un karşı yarısı 2 3 olur. Yani buraya da köküç kaldı o zaman? Evet. Burası köküç oldu. Şimdi 30'dan 90'a geçiş 2 katlı. 90'dan 30'a geçiş de yarısı olacağı için bunu yazdık. 60'ı karşısında 30'u karşısındakinin kök 3 katı olacak. Yani 2 kök 3'ün kök 3 katı şu ikisi 3 yapıyor. 3 kere 2 6 yapıyor. Yani şurayı da 6 bulduk. Şu 30'un mantığını kullanmak için de şöyle bir dik çizelim şuraya. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3 mü yapar? Evet. Şimdi benden bu uzunluk isteniyor. Herhangi bir şekilde 90 dereceler falan varsa ve bu uzunluğu bulmak için ne yapıyorduk? Dik üçgene karşılık getireceğiz. Kırmızı uzunluğu. Dik üçgene karşılık nasıl getirebiliriz? Dik dörtgenle oluyordu? Hop şöyle bir dikdörtgen yaparsak. 6 ise 6. Hocam 2 kök 3 burada, kök 3 burada. Toplamda 3 kök 3 burası. E burası da 3 kök 3. Şuradaki dikdörtgenden dolayı. E sonrasında ne var burada? Pisagor. 3 kök 3 burası, 8 burası. Ortak kat yok, kısa kenar yok, özel üçgen yok. Pisagor bağıntısı yapalım. X'in karesi 3 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi yapacaktır. Çünkü burası 8. Yani x kare eşittir 27 artı 64 yapar. O da kaç yapar? 91 yapar. x kare 91 ise x de böylelikle kök 91 çıkıyor. Evet örnek 30'u böylelikle kök 91 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 31'e. Özel açı mantığı. Bak özel açılar var. Özel açı mantığını kullanacaksın. Mesela sen burada 30'un mantığını nasıl kullanırsın? Hop şöyle dik çizerek. Hocam 30'un karşı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş halidir. Yani 10 kök 2'ye böleceğiz. Kaç yapıyor? 5 kök 3 yapar. Evet burayı 5 kök 3 bulduk. Sonra 45'in mantığını kullanalım. Hatta burada 30'un karşısı 5 kök 60'ın karşısı da kök 3 katı. 5 kök 3'ün kök 3 katı kaç yapıyor? Şu ikisini çarpımı 3 ya. 15 yapar. Burası 15. 45'in mantığını kullanmak için de şuradan bir dik çizeyim. 45, 45, 90 üçgeni. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök katı hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölmüş hali. 6, 6 yapar. E burada ne var? Bir dik dörtgen var. Çünkü 90 burası 90 burası 90 burası 90 burası. 6 ise burası da 6'dır ve toplamda x 15 artı 6 mı yapar? Evet cevap böylelikle 21 oldu. Güzel bir soru. Verilen özel açı mantığı kullanacağız. soruya ulaşıyoruz. Evet 31'i 21 bulduk geldik örnek 32'ye. KL çubuğu K noktası etrafında MN çubuğu M noktası etrafında hareket ettirilebiliyormuş. Evet KL çubuğu ok yönünde 60 derece MN çubuğu da ok yönünde alfa derece döndürüldüğünde L ve N çakışıyormuş. Tamam şunu döndüreyim. 60 derece döndürünce hop şöyle geldi. Hocam burası mı 60? Hayır. Dikkat et. Burası 60 derece değil. 60 derece dön dönüş açısı. Burası 60. Öbürünü de döndürüyorum. Öbürünü de döndürdüğüm zaman hop aynı noktada çakışıyormuş. Bunu da alfa derece döndürecekmişim böyle. Alfa derece dönmüş halde şurası yapıyor o zaman. E o zaman burası ne oldu? 30 derece oldu. Ve burası 4 kök 3. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem değil mi? Kök 21 ise burası da kök 21 yapıyor. Sonra bizden ne istenildi? X. Yani Km x nedir diye soruluyor bize. Tamam. Arkadaşlar buradaki bilgileri kullanacağız. Burada ne var? 30 derece var. Hemen şuradan bir şöyle bir dik çizelim. Dik çizince 30 derece mantığını kullanırız. 90'ın karşısı ve 30'un karşısı. 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 90'dan 30'a geçiş yarısı. Yani burası 2 kök 3 yapar. 30'un karşısı 2 kök ise bu 60'ın karşısı da kök 3 katı yapar. Yani kaç yapıyor? 6 yaptı burası. E burada da bir Pisagor bağıntısı var. Kök 21'in karesi. 21 eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı. A kare diyelim, şuraya da A diyelim. E buradan bu 12 mi yapıyor burası? Evet. 21'den 12 çıkınca 9 yapar. A kare A'yı da böyle 3 buluruz. A 3. E x neye eşit oldu arkadaşlar? 6 3 daha 9'a eşit olur. Yani örnek 32'yi böylelikle 9 olarak buluruz. Geldik 30 30 120 üçgenine. Öncelikle sen şu iki üçgeni iyi bir şekilde bil. 30 60 90 üçgeni ve 45 45 90 üçgeni bil. Özel açı mantığında yapamayacağın bir soru kalmaz. Bu 30 30 120 üçgeni de bilsen de olur bilmesen de olur da bilmesen mesela şuradan dik çizerek ikiz kenarda. Ya hocam 120'yi parçaladınız ne oldu hani 120 parçalanmıyordu. Arkadaşlar 60 veya 120 bazı özel durumlarda parçalanabiliyor. Niye? 60 eşkenar üçgen eşkenar üçgende bir yükseklik indirilebiliyor mesela. 120'de ikiz kenar olduğu için tabanına ait yükseklik çizilebiliyor. Bak ispatı buradan geliyor. 90'ın karşısı A ise burası A bölü 2 yapar. Burası da A bölü 2'nin köküç katı. Aynı şekilde burası da A 2'nin kök 3 katı. Topladığın zaman da A kök 3 yapıyor. Ama sen yine de 30 30, 30 120 üçgenini bil. 30 30 120 üçgeninde de şu A A ise burası kök 3 katı. Tam tersi gelirse ne olacak arkadaşlar? Hep 6 örnek veriyoruz. 120 şu x x sorulursa bize arkadaşlar şimdi eşit kenarlarda 120'nin karşısına geçiş kök 3 katsa eğer tam tersi kök 3'e bölünmüş hali olmaz mı? 120'nin karşısına 30'un karşısına geçiş evet. Kök 3 eşleniyle çarparsak 6 kök 3 bölü 3'ten X'i de böylelikle 2 kök 3 olarak buluruz. Hep 6'yı örnek verdik ya. Burada da 6'yı şöyle bir örnek verelim. Evet. Kuralımız bu. Ters mantığı da bu. Sıkıntı yaşamazsın büyük ihtimalle. Hemen burada vermiş kolayını. Biz zorunu zaten burada yaptık. 30-30-20 üçgeninde normalde eşit kenarlardan 120'nin karşısına geçiş kök kat. O zaman kök bölümüş hali. Yani bunlar 5-5 çıkar. E AB uzunluğu x artı 1'miş. hocam x artı 1 eşittir 5 ise x'i buradan buluruz. 4 y eksi 2 de ac uzunluğu. y eksi 2 de aynı zamanda 5 ise y'yi de buradan 7 buluruz. x artı y toplum isteniyor. 4 artı 7 isteniyor. Cevap böylelikle 11 çıkar 33. soruda. Geldik 34'e. ab ac 5 verilmiş. Bir de burada 30 60 90 üçgeni var. 120 ve x kenar ya burada da bir 30 30 123 keni var. Ha 30 30 123 keni de 5 5 ise burası köküç katı oluyordu. Şimdi burada 30'un karşısı önemliydi bizim için. 60'ı karşısı bulduk. Şimdi 30'dan 60'a geçiş kök 3 kaç saat? 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. Yani 5 yapar. 30'un karşısı 5'te 90'ın karşısında 2 katı. Yani 10 yapar. Örnek 34'e böylelikle 10 olarak buluruz. Geldik örnek 35'e. Evet. 90 60 burası kaç? 30. Başka bir şey verilmiş mi? BCD açısı 120 derece verilmiş. Burası dik verilmiş, burası da dik verilmiş. Aa, BC CD. Arkadaş burası da 2√3. O zaman x kenar burası ya. 30 30 120 üçgeni mi çıktı burada? Evet. 30 30 120 üçgeni de şu eşit kenarlardan 120'nin karşısına geçiş kök 3 kattı. 2 kök 3'ü kök ile çarparsam burası 3 yapıyor ya. 6 yapar burası. E hocam burada da bir 30 60 90 üçgeni var. Şimdi 30 60 90 üçgeni 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 60'a geçiş neydi? Kök 3 kattı. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali olacaktır o zaman. E o zaman burada da 6'yı kök böleceğim. Kök 3 çarparsam 6 kök bölü 3'ten 2 kök çıkar burası. Evet burası 2 kök 30'un karşısı 2 köküç, 3 90'ın karşısı da 4 kök olur. Ve sonra bir de burada bir pisagor bağıntısı. Ortak kenar yok. Özel üçgen yok. O zaman pisagor. X'in karesi 1'in karesi artı 4 kök karesinden dolayı sonuca ulaşacağız. Yani x kare buradan 1 artı 48 yapıyor. 49 yapar o zaman buradan. E o zaman x kare 49 sa x de böylelikle kaç çıkacaktır? 7 çıkacaktır. Örnek 35'i 7 bulduk. Geldik örnek 36'ya. Bak. 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 Şimdi hocam dik üçgen oluşturayım. Hop şöyle çizeyim diyeceksiniz. Hayır. Kalbi parçaladın. Hani geçen ders çizmiştik ya bir kalp. 30, 60, 45, 150, 120, 135 bunlar özel açılardı. Bunlar parçalanmazdı. O zaman böyle bir dik üçgen oluşturamam arkadaşım. 60'ın mantığını kullanayım hocam şuradan dik çizeyim. 150'nin mantığı da şuradaki 30'u kullanarak da dik çizeyim şöyle deyip. Buradan da bir hamle yapabilirsiniz aslında ama ama şu dörtgeni bir düşünelim ortaokuldan biliyoruz. Dörtgende iç açılar toplamı 360 olacak ya şimdi şurası toplamda 210 artı 90 300 yapıyor. Buraya da kaç kaldı o zaman? 60 derece mi kaldı? Evet. Buraya 60 derece kaldı arkadaşım. Hemen 60'ı yazalım. Şu 60. Silgi nereden geldiyse bir yere takılı kaldı. Evet buraya 60 yazdık. Aa, burası da 60 ya. Bak burada şu hatayı yaparız. Hocam buradan biraz önce dik çizelim demiştik. Ama 60'ı parçalamış oluyoruz. E o zaman şuraya bakıyorum. 60 burada, 60 burada, 150 bunda. Bunlar özel açı parçalanmaz. 90 da kısmen özel açı. Yani bir dört yan gelip de bütün açılar özel gelirse arkadaşım. Burada dik çizmeyle sonuca ulaşamazsın. Ulaşsan da çok zor çıkar. Ne yapacağız hocam? genelde biz şunu yapıyoruz. Üç kere tamamlama yapıyoruz. Üç kere tamamla. İster böyle üç kere tamamla ister buradan üç kere tamamla. Sana kalmış. Yukarı doğru tamamlamak daha kolayıma geldi. Şöyle üç kere tamamladım. Üç kere tamamlayınca burası 30 yapar. 90 60 ise burası da 30 yapar. Aa burada 30 30 120 üçgen çıktı. E 4 4 ise burası 4 kök yapar ve büyük üçgende arkadaşım ne çıktı? 30 90 60 üçgen çıktı. Yani burada 60'ın karşısı var. Hop 9 kök Hocam 30'un karşısı kaç olur? Normalde 30'dan 60'a geçip kök 3 kat. Kök 3'e bölünmüş halde burası yapar. Yani 9 kök köküçe kök 3'e böldük 9 yaptım. 30'un karşısı 9 da, 90'ın karşısı da 18 yapar. Tamamı 18. 4'ü buradaysa buraya da kaç kaldı o zaman? 14 kaldı. Benden x eksi y farkı isteniyor. Yani 14 eksi 9 isteniyor. O zaman cevap 5 çıkacaktır. Evet bir şey daha öğrenmiş oldum. Bir dörtgende bütün açılar özelse üçgene tamamla. Tamam. Geldik gördük 37'ye. A ve B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi 30 30 120 lik kartonları şu şekilde koymuş. 30 30 120 30 30 120 30 30 120 E burası da 30 30 120. E 2 kök 3 2 kök 3 ise kök 3 katı ne yapar? 2 kök 3'ün kök 3 katı şu 3 ya burası 6 yapar. 6 yaptı burası burası da 6. A ne güzel bir şey oldu burada. Şu A ile B'yi birleştirince şöyle bir şey geldi ya. A ile B'yi birleştirdim böyle bir şey geldi. Şurada kaç toplamda kaç? 30, 60, 90, 120. 120 ve ikiz kenarlık var burada. Yani burası da 30, 30, 120 üçgen çıktı. 6, 6 ise burası 6 köküç mü yapar? Evet köküç katı kuralından dolayı. Örnek 37'yi de böylelikle 6 köküç olarak bulduk. A ile B noktası arasındaki uzaklığı. Geldik şimdi 15, 75, 90 üçgenine. Evet ben ne demiştim geçen dersimizde? Kendi emeğinle dik çizdiğinde Karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Ama hala hazırda 15, 75, 90 varsa o zaman bunun bu özelliğini bileceğiz. Neymiş o özelliği? 15, 75, 90 üçgeninde hipotenüse ait yükseklik haçsa hipotenüs 4 haçtır. Bir tek bu özelliği bil. Bir de şu AB ile AC ile ilgili bir özellik daha var da ÖSYM onu sormaz. Karşımıza çıkmaz. E ne yapacağız? Biz şunu biliyoruz. Haşa 4 haç. Bitti gitti. Hadi bakalım şimdi sorusuna. E burada 75 90 burası 15 değil mi? Evet. E bunun 4 katı buraya eşit olmayacak mı? Evet. Bunun 4 katı 4 x eksi 4 buraya eşit olacak. Çünkü haşa 4 haş olduğundan dolayı. E bunun 4 katı buna eşit olacak. O zaman 4 x eksi 4 eşittir 3 x artı 2. Buradan bunu buraya attık. x eksi 4'ü attık oraya 6. Yani x böylelikle 6 çıkar. Geldik şuraya. 15, 90, 75. Evet. Haşa 4 açtı. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 2'nin 4 katı. Yani 8 olacak. Sonra da burada Pisagor bağlısı. Yap Pisagor'unu. X'in karesi 8'in karesi artı kök 17'nin karesi. Yani X kare buradan 64 artı 17'den kaç yapıyor? 81 yapıyor. X de böylelikle kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Yani örnek 39, 9 çıkar. Geldik örnek 40'a. Şöyle bir merdiven verilmiş oh, oo, ooo oo, oo. neler demiş neler. Neresi x? Buna göre x artı y toplamı nedir diye soruluyor. Bak sen şu işe. Şimdi burada neler verilmiş? Hocam burası 15, 75, 90, 75'in karşısı var. E ben bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Burada da bir 15, 75, 90 var. E burada başka da bir şey var mı? Yok. Şurası bu sefer de 15'in karşısı var. Şimdi 4 metre yüksekliğinde dikdörtgen şeklindeki duvara BL ve CK merdivenleri aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Tamam. X artı Y toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Vay vay vay. Arkadaş işlem yapacağız. Ben böyleken bir şey bulamıyorum. Hocam haşa dört taş burada işime yarar mı? Yaramaz. Burada işime yarar mı? Yaramaz. E ne yapabiliriz burada? E hocam bak burası 15 burası 75 ya. ben bunu şöyle üçgene tamamlarsam. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 15, 75 90 üçgen oldu. Hatta bu e, dikdörtgen şeklindeki duvar ya. Şunlar birbirine paralel. E, dikdörtgen şeklinde ya da 75 90 ise burası 15 çıkar. 15 90 ise burası 75 çıkar. Bak burada da bir 15 75 90 çıktı. Yani ben şunu şöyle çizecek olursam burası h ise burası nedir? 4 haştır. Hocam dikdörtgenden dolayı burası da 4 haştır. E büyük de 15 75 90 üçgeni güzel bir soruyormuş bu arada. Hop şuraya atısı da 4 ya. H artı 4 ise burası. Burası ne olacaktır? H artı 4'ün 4 katı olacaktır. Yani 4H artı 16 yapar burası. Hocam şurası x 4h ve y. Yani x artı y artı 4h. Neye eşit? Şuraya eşit. 4h artı 16'ya eşit. 4h'lar gitti ve x artı y'yi de böylelikle 16 olarak bulduk mu? Bulduk. İşte olay bu arkadaşlar. Ya yani normalde daha değişik teknikleri de yapardık da o teknikler karışır, karış, karıştırılabilirdi. Mesela şuradan bir paralel çizerek de yapılabilir ama en etkilisi bu şekilde oldu. Ama gerçekten güzel bir soru. Yani e, sıfır geometrinin ne içinde var? Sıfır geometrinin içinde ne iş var hocam bunun diye soracak olursan her türlü soruya da böyle orta hali soruları da yazacağımızı söylemiştik. Zaten kitabın içerisinde her kalıp soru olacak diye söylemiştik değil mi? Ondan dolayı. Evet güzel soru ama. ha Gerçekten hoş bir soru. Yani böyle 15-75 gördüğümüz anda şöyle üçgen tamamlamasında yaptığımız bir soru oldu aynı zamanda. 40'ı bulduk. Geldik 22.5, 67.5 90 üçgenine. Arkadaşlar şöyle bir özellik var. Valla Şimdi 15-75-90'daki özelliğimiz neydi? Haşa 4 haşta. Ben bunun ispatını yapmadım ama bunun ispatı nereden çıkıyor biliyor musunuz? Muhteşem 3'ten. Şurada bir Muhteşem 3 çizersek eşit. 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 15 ise burası da 15. 15-15 burası 30 oldu. 30-60-93 yine. Yani ben buraya bir haş dersem, 30'un karşısı haşsa burası 2 haş yapar. Burası da 2 haş, burası da 2 haş. Aa gerçekten haşa 4 haş çıktı. Yani unutursan buradan yapabilirsin. Hatta 225 675 93 üçgenin de özelliği oradan geliyor. Bence ezberleme bir muhteşem şu çiz böyle 90'dan. Hemen ispatını yap. Eşit, eşit, eşit. Yani ben şuraya bir haş dediysem. Arkadaş burası 22.5 ise burası da 22.5 ya. İkisinin toplamı burası 45 yaptı. E 45, 90 burası da 45 yaptı. Haş, haş, haş kök 2 yaptı burası. O zaman burası da haş kök 2. Burası da haş kök 2. Gerçekten de 2 kök 2 haş mı yapıyor arkadaşlar burası? Evet. Yani bunu ezberleme en azından. Böyle bir şey var. Ben ezbere bilmiyorum. Gerçekten ben de muhteşem şu çizip öyle çıkartıyorum. Ama 15-75-90'ı kullandığımız için haşa 4 taşı biliyorum. Burada bunu çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar. En azından sıkıntı yaşarsan muhteşem şu çizersin. Mesela bu. BC'yi vermiş bana. X artı 3 diye. Arkadaş burada 225 675 93 üçgeni ya bu. Çizelim bir muhteşem üçlü. Böyle iki kök kaç formülünü falan boş ver. Çizelim bir muhteşem üçlü. Yani şurası eşit. Şurası eşit. E burası da eşit. 22 ise burası da 22 buçuk. İkisinin toplamı 45 yapar. 45 90 45 üçgeni çıktı. Buradaki üçgende. 2 kök ki ise burası. 2 kök kök katı. 2 kök kök katı. Hani dik kenarda hipotenüse geçiş. Ya kaç yapıyor? 4 yapıyor. Hocam burası 4 yaptı. Aa, burası da 4. Burası da 4. Toplamda 8 oldu. Yani x artı 3, 8 oldu. x'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. İspat tekniği bence daha hoş. 15-75-90'da da böyle sıkıntı yaşarsan bir muhteşem çizersin. Anlaştık? Burada da böyle 225 675 67, 93 kendi de muhteşem şu Çiz, olay bitsin. Yalnız bir de şu olay bitti de ben burada bir şey daha göstermek istiyorum. Şu 15-75-90'ın üstünde bir şey göstermek istiyorum. Bir teknik aynı zamanda bu. Ee, şöyle bir son teknik aslında. 15, 75, 90 üçgeninde burası k iken buraya ya da burası x iken şurası x'in 2 artı kök 3 katı 2 artı kök 3 katı geliyor. Ya bunu kural olarak ezberleme. Arkadaşlar bakın biz şimdi size bütün teknikleri öğrettik. Dik üçgende. Özel üçgenlerde. Dik çizersin. Kalbe dokunma dedik. İşte iki tane dik çizme mantığı var dedik. Dik çizdiğini 15-75-90 çıkarsa gittiğin yol yol değil dedik. Değil mi? Ama hala hazırda 15 bir p 90 varsa o da ne oluyor arkadaşlar? Ee, haşa 4 haşa oluyor dedik. Eyvallah. Ama baktın bu mantıkların hepsini kullandığını hala daha sonuca ulaşamıyorsan bir de küçük açı hani özel dik çizmeyle daha doğrusu özel üçgen oluşturamadığın zaman küçük açıya ait ikizkenar kenar oluşturmanı tavsiye ediyorum. Küçük açı neresi? 15. İkizkenar oluştururken de 75'i parçalayayım. 75 özel bir açı değil. Hocam 90'dan mı böyle muhteşem şu çizsek? Hayır. Yani 75 senin içine yaramayacak ya. Şuradan bir ikizkenar kenar oluştur. Böyle 15. Şu ve şu. 15 15 burası 30. Bak burada 30 60 90 üçgen çıktı. E 30'un karşısı x 90'ı e, 90'ın karşısı 2x'tir. O zaman burası da 2x'tir. Sonra 30'un karşısı x 60'ın karşısı da x köküçtür. Gerçekten x köküç artı 2x bak. 2x artı x köküç geldi mi? Geldi. Hatta bunun aynısı 22 buçuk 67 buçuk 93 gen içinde var. Yani 22 buçuk 67 buçuk 93 geninde. Şurası 22 buçuk, burası 67 buçukken Şurası xken burası da belli bir katı. Hadi o katı da sen bul. Bu da sana ödev olsun. Anlaştık. Aynı mantık. Yani biz dik çizerek özel üçgen oluşturamadığımız zaman özel durumlar yoksa haşa dört taş gibi falan filan gibi şeyler yoksa küçük açıya ait ikizkenar oluşturma tekniğimiz de var. Bunu da unutmayın. Ama bunu sana bırakıyorum. Öyle her zaman hazır da olmaz. Hazırcı olmayalım. Evet gençler bu kısmı da bitirdik. Yani neyi bitirdik? Özel açılı üçgenleri bitirdik. Daha doğrusu dik üçgen bitmiş bulunuyor. O zaman sonraki videoda neye geçeceğiz? İkizkenar üçgene geçeceğiz. O zaman bir sonraki videoda ikizkenar üçgenin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.